Yani önce gözü doysun derler ya. Önce gözümüzü, ardından midemizi. Ya var ya ustam, bununla sen var ya, çok dua alırsın ha. İnşallah. Bunu yiyen sana dua eder. Merhaba arkadaşlar, bugün Ankara Doğan Bey'de Çerkez Sokak'tayız. Çerkez Sokak'ta Süleyman ustamız öyle bir köfte yapıyor ki, ya resmen buradaki adamların midesine sesleniyor, midesine hitap ediyor. Oraya dalmış, her şeyi biliyor. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun usta. Ne yapıyoruz burada? Tavuk pirzola. Tavuk pirzola. Tavuğun neresini hazırlıyoruz buna? But. But. Göğüsten olmaz mı? Olmaz. Peki bunun üzerinde... Yavan olur. Hı-hı. Üzerinde baharat filan? Terbiyesi var. İçinde. Terbiye var. He. Kendi kattığımız bazı malzemeler var. Şurada. Şurada tabağımız var. Evet. Tabağımızda bulgur pilavı, soğan, evet, domates ve pişmiş biber. Evet. Bu şekilde ne kadar? 12.30. 12.30. Ama ustam ben bugün buraya niçin geldim? Köfte için geldim. İnşallah. Evet. Ustam burada tavalar var, saçlar var. Evet ustam, tavuk saç yapıyoruz ya. Yani. Tavuk saç ve yani menemen için. Tavalar da menemen yapıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Tabii. Şu, şimdi ustam. Buyur abi. Burada bu tavuk kanadımız. Tavuk kanadı. Hepsi de etli etlidir böyle. Terbiyesini almış. Bu bak, tavuk şişimizdir. Şuna baksana ya. Bu da tavuk pirzolamız. Tavuk pirzola. Geldiğimde yaptığım şey buydu. Evet. Komple açmışsın butu. Aynen. Önümüze serdin. Bir bütün but. Ne yapıyoruz şimdi burada? Izgarayı? Izgarayı önce bir yağlıyoruz. Yapışmasın. Bu hem temizlik hem tabii yapışmaması değil mi? Aynen. İki işi böyle yapıyoruz. Evet ustam, şimdi bana bir köfte hazırlayabiliriz. Tabii derhal abi. Hemen. Izgaramızı temizledik. Evet. Biberimizi koyduk. Köftemizi ve köftemizi atıyoruz. Ustam bu köftenin neyin eti? Dana eti abi. Dana eti. İçerisinde yağ, kuyruk yağ, kavurga yağı ne var? Kavram yağı var. Kavram yağı var. Dananda zaten boşluğu. Dananda boşluğu. He. Peki ustam bunu terbiye etmek için ne kullanıyoruz? Kimyon, karabiber, sarımsak, soğan. Ekmek? Ekmek az da. Var. Var tabii. Hı-hı. Kaç gram kullanıyoruz? İşte 100 gram civarında geliyoruz. 100 gram. Hı. Peki ustam kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Ben burada hemen 20 yıldır. 20 yıldır. Hı. Burada. Evet. Daha önce bahçede falan da durdum ben. Bahçede. Yani işimiz hep yemek miydi? Yemek, çay. Yemek hep yiyecek üzerine yani. Yiyecek, içecek üzerine. Ya şuna baksana ne güzel koktu böyle. Ya içinde başka bir şey vardı ciddi. Yani çok güzel koktu bu. Yiyince göreceksin. Yani bize yiyen takdir edecek. Kendim kimse ayranımı ekşilemez. Kesinlikle öyle değil mi? Hani koku farklı olunca insan diyor ki acaba farklı bir şey var mı? Sırrı var mı ustamızın? Sırrı işte yiyecekle uğraşmayı severim ben. O yüzden yani biraz da severek yaptığın için. Ya bir esnafım var ya, en büyük sermayesi güler yüzüdür. Aynen. İkinci yeteneği, ikinci sermayesi bir işi severek yapmasıdır. Evet. Sen diyorsun ki ben bu işi severek yapıyorum. Dolayısıyla yaptığım işten de hayır çıkar. İnşallah. İnşallah bakalım. Peki bunun yanında ne vereceğiz? Bunun yanında şöyle tabağımız lazım. Bakalım. Burada pilavımız var. Pilavımızın içerisinde soğan. Soğan ve biber var. Meyhane pilav dedikleri. Meyhane pilav değil mi? Soğan. Yanına soğan, yeşillik. Oy. Farklı bir sunum. Evet. Domateslerimizi de taze taze doğruyoruz. Tabii. Çünkü domatesleri önceden doğrar bırakırsan sulanır. Bak. İşte burada bu ustalık yatıyor. Onun için biz müşteri istediği zaman taze taze doğrayıp şey yapıyoruz. Peki burada başka neler var usta? Tavuk
pirzolamız var, ha. Tavuk kanadımız var, tavuk şişimiz var, tavuk saç tavuğumuz var. Aslında tost, menemen, o tür şeylerimiz var. Tost ve menemen. Evet. Burada sanki böyle ayaküstü, 5 dakikada hazırlanıp yenilebilecek malzemeler var. Aynen, aynen. Yani burada esnaf şey, adam karnını doyurup evin işine gücüne bakıyor yani. Pratik olsun, hızlı evet. olsun, 5 dakikada karnımı doyurayım. Evet. Bir de burada ocak görüyorum. Ha, çayımız var. Çay müşterimiz de var. Ondan müşterilerimize ikram ediyoruz. Onlar. Siz bunlar. Evet. Kolay gelsin usta. Sağ olun, hoş geldiniz. Burada çayımız var. Evet. Çay, yerli çay mı kullanıyoruz, kaçak çay mı kullanıyoruz? Yerli çay kullanıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi'nin üretmiş olduğu yerli çaydan kullanıyoruz. 20-25 dakika demleriz. Dinlendikten sonra mis gibi çayımız olur. Arkadaşsınız. Evet. Aynı yerde çalışmak. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Beraber 30 yıl bunda herhalde. 30 yıl. Ya kaç yaşından bu yana? Yani şöyle... Gençlikten bu yana buradayız. Allah'ın esirgesin. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin. Ya küçük yaştan itibaren aynı yerde uzun zaman çalışmak, ortaklık çok zor iş. Vallahi anlaştın, birbirini icat ettin mi oluyor işte. Ya yani bir dolar ya. Kusur... enerjinin olması, artık uyumun sağlanması. Hem o hem de mesela birbirinin kusurunu görmeniz de gelse yani şey varsa anlaşman da kolay olur. Ayrıca 30 yıllık arkadaşlık sizi 30 yıllık birlikteliğe, 30 yıllık ortaklığa götürdü. Evet. Evet. Peki ekmek arası yapıyoruz. Yapıyoruz. Müşterinin isteğine bağlı. Hı hı. Genelde burada yiyenler olduğunu şey, tabakta böyle servis. Mesela dükkana istiyor adam ekmek arası. İşe gidecek, hemen yiyip onu ekmek arası dolduruyoruz, gönderiyoruz yani. Etiniz neden tedarik ediyoruz? Biz genelde Torku şeyinden alıyoruz kıymamızı. Hı hı. Oranın yerli üretim, kendi besileri, yani memnunuzla devamlı da oradan kullanıyoruz şu an. Bilinen bir yerden almak önemli tabii, değil mi? Tabii, tabii. Aksi halde bir bozduğun zaman sen burayı kapatıp gidersin. Bizim buranın müşterisi sabit olduğu için devamlı düzgün olması lazım yani. Şuna bak ya. Bak, bak, bak. Bir gram gibi aşağı yukarı. 100 gram. 100 gram. Fiyatımız? 12,5. Yanında bu tabakla beraber tabii. 12,5. Aynen. Bir ekmek vereceksin. Tabii ki. Ya zaten şu karnını doyur insan. Yani önce gözü doysun derler ya. Önce gözümüzü, ardından midemizi. Ya var ya ustam, bununla sen var ya, çok dua alırsın ha. İnşallah. Bunu yiyen sana dua eder. Takdir şeyde, yani milletimizde. Necat. Porsiyonumuz bu. Bu 12,5 lira. Yanında evet. içeceğimiz de beraber. İçeceği ona göre bana o içeceği ilave ediyoruz. Ayranla beraber alsak. Ayranla 14 lira. 14 lira. Şimdi geldik arkadaşlar. Lezzet zamanı. Burada ustamız. Lezzetine güveniyor. Açık açık gözümüzün önüne veriyor. Lezzete bakalım. Gerçekten güzel bir lezzet. Ustam. Süleyman Usta. Buyur abi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Ya bu terbiyede ne kadar kalıyor? Ne kadar dinleniyor? Bir gün civarında kalıyor. Bir gün kalıyor değil mi? Kalıyor. Yani tamamen birbiriyle özdeşmiş güzel bir lezzet çıkarmışsın. Tabii. Şimdi beklediği zaman iyice birbirine kaynaşıyor yani. Bu çok önemli biliyor musun? Hemen anda koymak değil. Evet. O baharatların etin içine işlemesi gerekiyor. Aksi halde yaptığımız iş yarım olur. Evet. Şöyle yanında ayranla. Şimdi usta.
böyle güzel bir lezzeti? İnsanlar nasıl bu? Burası nerede? Ya işte Ankara Ulus, Çerkez Sokak, Doğan Bey Mahallesi burası. Hı hı. Yani Gençlik Parkı tarafı. Şimdi de yeni açılan Melik Hatun Camii'miz var. O taraf yani. Evet. Bu yanına geldim. Ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten güzel bir lezzet. Hele şu biber var ya, bu etin suyuyla, yağıyla birleşti. Bu ayrı bir lezzet oluyor. Afiyet olsun. Hmm. Arkadaşlar, böyle güzel videoların devamı için kanalıma abone olmayı